kuş dedektifi, gözlem için gittiği İzlanda'da yanardağ patlamasına şahitlik etti. Kendisini kuş dedektifi olarak adlandıran Emin Yoğurtçuoğlu, ülkedeki kuşları gözlemlemek üzere gittiği İzlanda'da yanardağ patlamasına tanık oldu. Dünyadaki yaklaşık 11 bin kuş türünden 4 binini doğal ortamlarında gözlemleyen Yoğurtçuoğlu, kuş gözlemi için yaklaşık bir ay önce İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e gitti. Bölgedeki kuşları gözlemleyip fotoğraflarını çeken Yoğurtçuoğlu, yakınlardaki Litlehrutur Yanardağı'nın aktif hale geldiğini öğrenmesi üzerine, bu anları görüntülemek için bölgeye gitti. Yoğurtçuoğlu, yanardağ patlaması esnasında yaşadığı heyecanı Anadolu Ajansı muhabirine anlattı. Kuşların dünyanın her yerine ulaştığını ve onların peşinde gezmenin, insana dünyanın farklı kültürlerini tanıma imkanı sağladığını belirten Yoğurtçuoğlu, bu nedenle İzlanda'yı da çocukluktan beri merak ettiğini söyledi. Olarak anılıyorum. Aslında bir kuş gözlemcisiyim ve yaban hayatı araştırmacısıyım. Bugüne kadar dünyanın birçok yerine gidip
kuşları ve diğer yabani hayvanları doğal ortamlarında gözlemlemeye çalışan birisiyim. Onları oldukları yerde tanıyıp nasıl bir yerde yaşıyorlar, neler yapıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar gibi bilgileri gözlemleyip bunları not edip kaydedip işte bilim dünyasına sunan birisiyim. Bu eş aşamada yaklaşık 70 ülke gördüm. 70 farklı ülkeye gittim. Hatta Antarktika'ya bile gittim kuşların peşinde. Dünyadaki kuş türlerinin de yaklaşık %40'ını gördüm. Dünyada şu an 10.900 farklı kuş türü var. 4.000 civarını doğal ortamlarında izledim. Tabii bu kuşlar kanatları dolduğu için dünyanın her yerine ulaşmışlar zamanında. Her yerde farklı farklı türler var. Onların peşinde gezmek tabii size dünyanın farklı yerlerine gitme olanağı sunduğu gibi oradaki kültürleri tanıma, oradaki doğanın diğer kuşlar dışındaki canlılarını, habitatlarını, ağaçlarını, her türlü varlığını tanıma imkanı sunuyor. Bu aşamada da İzlanda benim için çocukluğumdan beri de merak ettiğim ve bugüne kadar hiç gitmediğim bir yerdi. Yani çocukken birçok şeye de merakım vardı. Mesela yanardağları görmek, fırtınaları incelemek, hastalıkların yayılması, buna benzeyen bir sürü farklı çocukluk merakı diyelim. Ama onlara ulaşmak çok zor. O merakları hani İstanbul'da oturuyorduk o zamanlar. Pencerenizi açtığınız zaman bir yanardağ görmüyorsunuz. Ama kuşlar öyle değil. Hani kuşlar her yerde olduğu için ilginiz ve alakanız çok çabuk o yaşlardayken onlara kayabiliyor. Benim de öyle oldu. İzlanda seyahatinin ve kuşların gezisinin sonunda birden depremler olmaya başladı ve İzlanda'ya gittiğimde de ben yanardağların orada hep patladığını düşünüyordum. Aslında öyle değilmiş. Ya yani sönmüş durumdaydı hepsi. Ben ama şey sanıyordum, sürekli orada aktif bir yanardağ var ve sürekli lav çıkıyor. Öyle olmadığını duyunca da çok üzülmüştüm. Bunu da sosyal medyada paylaşmıştım. Ya yokmuş, ben var sanıyordum ama diye. Ama belki de patlar diye konuştuk böyle yani. Ve 30 günün sonunda birden depremler olmaya başladı. Hani minik orta seviyeli. Ve uzmanlar orada uyarılarda bulundu. Her an bir yanardağ patlayabilir diye. Benim uçuş günüm geldi. Ve uçuş günüme bakıp dönsem mi dönmesem mi deyip kalbimin sesini dinledim. Sabahki uçuşumu iptal ettim. Ve akşamında yanardağ patlamaya başladı. Hemen bir an önce oraya gittim. Hani araba kiraladım bir tane. Ve hani bu konisi olan eskiden de patlayan bir yanardağ değil. Bayağı tarlaların ortasından yerküre ikiye ayrıldı. Ve içinden magma çıkmaya başladı. Yani yeni bir bebek bir yanardağ. O anlamda da benim için çok değerli oldu. Bu Reykjavik başkentine 30 kilometre mesafedeki o yarımadadaki yeni bir yanardağ. Bir de onların avantajına rüzgarlar kuzeyden esiyordu, kutuplardan esiyordu o sırada. Yani başkenti ya da herhangi bir yerleşim alanını etkilemedi. O yanardağdan çıkan zehirli gazlar okyanusa doğru gitti. Ama bu tabii tam tersi olabilirdi. Hani ya da hala patlamaya devam ediyor şu an, aktif bir şekilde lav çıkmaya devam ediyor. Hatta koniler oluştu, hani büyümeye başladı yanardağ. Rüzgarlar hala aynı şekilde devam ediyor ama tabii bir ters güneyli rüzgara dönse bu sefer başkenti etkileyebilir. Şu ana kadar onu yaşamadılar. Biliyorsunuz 2010'da bir yanardağ patlamıştı gene İzlanda'da. Bütün Avrupa'daki hava trafiğini etkilemişti. Yanardağın ismi de çok hani random atılmış bir yanardağ ismi gibiydi. Eyjaf Yatla Yokul. Onu da oradayken öğrendim artık. İzlanda yerlilerine sordum. Bu durum açıkçası beklediğimin de ötesinde bir şeydi. Bayağı açılmış olan yarığın içinden patlayan lavın 50 metresine kadar yaklaştık ve daha ilk günde bu oluyor. Ve mesela 3. ya da 4. günde gitseydik bunu yaşayamayacaktık. Çünkü lavların akıntısı genişlediği için etrafta yanan otlar ya da bölge havza genişlediği için o lavların aktığı yerler genişlediği için o kadar yaklaşamayacaktık ağzına. İlk gün orada olabildiğim için bayağı 50 metre yakınındaydım. Ve çok soğuk bir kutup rüzgarı estiği için tersten, yani biz kuzey tarafından yaklaştık. Arkamdan buz gibi bir rüzgar esiyor. Ben bayağı kabanla gittim yanına. Lavların da dibine kadar girebildim. Bayağı 2 metre, 3 metresine kadar girdim. Tabii iyice dibine girdiğiniz zaman artık bir böyle hani sıcaklığı hissediyorsunuz. Çok harlı yanan bir soba gibi düşünün. Hani yüzünüzü yakıyor, şey yapıyor.
Ama gene de 2-3 metresine girmek muazzam bir şeydi o lavların. O anların da görüntüsü var böyle. Hani daha sonra da zaten yasak geldi. İzlanda devleti hiçbir turist tehlikeye girmesin diye ve etraftaki vejetasyon yanmaya başladığı için yosunlar yanmaya başladı ve havaya çok fazla duman karışmaya başladı. Kimse zehirlenmesin, problem yaşamasın diye yasak koydu. Hani oradaki ilk olan turistlerden ya da izleyicilerden biri olmak da ayrı bir lükstü diyelim. Bu dünyada yaşamayı öğreniyoruz bir yandan. Diğer canlılara saygı duymayı öğreniyoruz. Bazı şeyleri unutuyoruz, bazı şeylerin hatırlatılması gerekiyor. Yani o kuşları gözlemek için gittiğim ortamda çocukluğumdan gelen bir isteğin çıkması ve orada olunabilmem aslında beni çok şaşırtmıyor. Bir manifest gibi değil de orada olabilmeme şükrediyorum yani. Çünkü hani aslında tam olarak orada olacağımı hissettiğim için oradayım. Bu çocukluğumdan gelen bir gün olacağını hissettiğim bir şeydi. Yani bir yanardağ görmek çocukluğumda, çünkü aslında onun rüyasını görüyorsunuz okuduğunuz şeyden ve ben böyle bir şey görmek istiyorum diyorsunuz. Ağzınızdan bir söz olarak çıkıyor ve olabilecek en doğal haliyle yani oluyor bu.